Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle haklı ilişkiler uygulamaları ve örnek olaylar kitabımızın ilk ünitesi olan kriz yönetimine ilişkin özet görüntülerimizi paylaşacağız. Genel olarak baktığımız zaman bir reform gerektiren iktidarsız bir durum olarak tanımlanabilir kriz. Kriz yönetim sürecine baktığımızda kriz öncesi dönem, kriz anı ve kriz sonrası dönem olmak üzere 3 bölüm vardır. Tabii bu kriz süreçlerinin üçe ayrılmasındaki en önemli unsurlardan biri kriz öncesi dönemdir. Çünkü bu kriz öncesi dönemde artık kriz yaşandığı için, başımıza böyle bir şey geldiği için nedenlerini bir kenara bırakmaktan ziyade bundan sonraki süreçlerin nasıl işleyeceği önemlidir. Kriz anında da, kriz dönemi içerisinde de sevgili arkadaşlar bu süreci nasıl yöneteceğimiz kararına varılır. Sonra kriz sonrası dönemde ise uğradığımız zararlar, zayiat raporu, neler yaşanmış, neler kaybetmişiz, bunların raporu bize bir ders olacak şekilde ortaya konur. Baktığımız zaman aslında kriz kelimesi çok enteresandır ki içerisinde fırsat barındıran bir kelimedir. Çin yazısında bu böyle. Eğer krizleri doğru şekilde yönetirsek, doğru şekilde yönetip bunlardan doğru sonuçlar çıkartabilirsek, bizlerin bu krizi fırsata çevirme olasılığımız çok çok yüksek. Baktığımız zaman kitabi olarak beklenmeyen ve önceden sezilemeyen, acele cevap verilmesi gereken, kurumların önemli ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getirecek mevcut değerlerini, amaçlarını ve işleyiş düzenini tehdit eden gerilim durumudur şeklinde bir kitabi tanımımız var. Krizin ortaya çıkış unsurları baktığımız zaman kuruluşun itibarının sarsılması noktasına kadar giden bir süreç olabilir. Sorun çözülebilmesi için sürenin çok kısıtlı olması bizim için bir sıkıntı yaratabilir. Kuruluş tarafından beklenmeyen bir zamanda meydana gelmesi ise bizler için önemli kriz unsurlarından bir tanesidir. Krizi rutin olmaktan ayıran özelliklere bir bakalım. Nelere yani hangi durumlarda biz kriz diyebiliyoruz? Kriz ciddi bir hastalık gibidir ve ciddi müdahale gerektirebilir ve gerekir. Ama bu ciddi müdahalenin muhakkak iletişim profesyonellerince gerçekleştirilmesi gerekir. Çünkü doğru müdahaleyi yapmak zorundayız. Krizler kritik ve tehdit edicidir. Evet, krizler sonucunda işletmelerin sonu bile gelebilir. Eğer doğru yönetilmezlerse, çok büyük bir kriz yaşarlarsa, doğru kişilerin elinde yorulmazsa eğer şirketlerin sonu bile olabilir. Her stresli ortam kriz değildir. Bu çok önemli. Her stresli ortamı kriz olarak ele alırsak paranoyak bir yönetim şeklinde biz de her sıkıntılı durumda kriz süreçlerini devreye sokmuş oluruz. Kesin bir formülü yoktur. Çünkü her kriz, her olay kendine özgü dinamikleri ve değişkenleri barındırır. Bazı durumlarda fırsatları değerlendirmek amacıyla kriz bilinçli olarak geliştirir. Burada baktığımız zaman da kendi kriz senaryolarımızla yola çıkarak eksiklikleri ortaya koymak adına önemlidir. Kriz mutlak bir felaket değildir. İsmin içerisinde barındırdığı gibi bir fırsata da dönüşebileceğini söylemiştik. Krizin olası fırsatlarına baktığımız zaman yönetim başarısını gösteren yeni kahramanlar ortaya çıkabilir. Krizi kurum içerisinden birisi, bir yönetici ele aldığında bu kriz ortamını yönetilen kişiyi bir kahraman olarak kurumumuzda bir kültür haline bile getirebiliriz. Yenilenme sürecini hızlandırabilir. Bir takım şeyler eski kalmış olabilir. Teknoloji eski kalmış olabilir. Yönetim felsefesi eski olmuş olabilir. Bu süreci, değişim sürecini hızlandırabilir. Üstü örtülmüş sorunun kurum yüzleşme fırsatı olabilir. Eğer kurum gerçekten yaşadığı kriz ile ve onun sonuçları ile yüzleşirse işte o zaman bunu olumluya çevirmek fırsatı bulur. Kurum çalışanlarında olumlu değişmeler yaratabilir. Kurum çalışanlarını demoralize edebileceği gibi, motivasyonunu kötü etkileyebileceği gibi iyi de etkileyebilir. Çünkü bir başarmışlık, bunu fırsata çevirmişlik söz konusu olduğunda kurum çalışanlarına kendi olan güveni yerine gelebilir. Yeni stratejiler geliştirilebilir ve olası yeni krizlere karşı erken uyarı sistemleri oluşturabilir. Şunu unutmayalım. Kriz olarak tanımladığımız olaylar aslında erken uyarı sistemlerimizin doğru çalışmamasından kaynaklanmakta. Eğer bu erken uyarı sistemleri doğru çalışsaydı kriz geliyorum derdi ve biz bunun önlemini alırdık. Demek ki erken uyarı sistemleri çalışmadığı için bu sistemleri göz önünde bulundurarak yenileme, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılabilir. Yeni rekabet mecraları doğurabilir. Sizler krizlerden eğer fırsatla çıkmış iseniz bu rekabetçi gücünüzü de arttırabilir.
Krizin kapsamını belirlemek için bilinmesi gerekenlere baktığımız zaman krizin oluşumuna yol açan ortamlar dışsal çevre ve içsel çevre. Aslında bu bize kapsamı noktasında çok çok önemli şeyler söylüyor. Krize karşı gelişen bireysel ve örgütsel tepkiler, insanlar, tüketiciler ne tür tepkiler veriyor? Krizi giderici önlemlerinde bulunma, bu önleyici tedbirleri tekrar gözden geçirme gibi. Bakalım. Kriz ortamımıza ortaya çıkmasında hem de krizin şiddetin derecesinin belirlenmesinde 3 temel faktör rol alıyor. Bunlardan biri denetim. Kurum dışı faktörler üzerinde kurumun denetim derecesi. Biz kurumumuzun bu dinamiklerini denetleyebildiğimiz sürece hazırlıklı olabiliriz ya da hazırlıksız yakalanabiliriz. Algılama. Kriz durumunun pozitif veya negatif olarak algılanması kurum yönetim krizi, amaçları ve potansiyel daha üst noktada ulaşma yönünde bir fırsat olarak görülebileceği gibi kurumun bugünkü amaçları üzerinde bir tehdit unsuru veya amaçlı ulaşmada kurumun yeteneğini azaltan bir faktör olarak da algılanabilir. İşte burada önemli olan biz krizi ne tür, nasıl ele alıyoruz? Eğer bu krizi gelir geçer yüzeysel bir şekilde aldığımız zaman büyük bir ihtimalle tekrar bu krize karşı karşıya kalabileceğiz. Ama burada bahsedildiği gibi tehdit edici unsurları ve amaçlara ulaşmak konumunda yeteneklerimizi azaltan bir kriz ise işte o zaman şiddeti ve boyutu anlamında bir şeyler söyleyebilirim. Hassasiyet, kurumların krizden etkilenme düzeylerinin az ya da çok olduğunu gösterir. Burada ne derece etkilendiği, ne derece bir kayıpla krizi bitirdiği söz konusu. Kurum yapısının krize hassasiyeti, krize cevap verme derecesi düşük olacaktır. Eğer hassas bir mevzu şeklinde yaklaşırsanız krize sizin de cevap verme ya da tepkiniz o derece düşük olacaktır. Ama hassasiyetiniz yüksekse siz gerçek krizi tanımlayıp buna ilişkin yöntemlerinizi ciddi bir şekilde koyarsanız da cevap verme düzeyiniz de yüksek olacaktır. Kriz yönetimine geldiğimizde baktığımızda krize neden olabilecek tüm belirtilerin ortaya çıkmasıyla krizin boyutunu ve etkilerini önceden bilinerek hafifletilmeleri veya ortadan kaldırılmaları gerekir sevgili arkadaşlar. İletişimin etkinliğinin arttırılması söz konusudur. Çünkü iletişim süreçler, birimler arasındaki iletişim ne kadar sık olursa uyarı sistemleri o kadar sağlam olur. Neden olacak olayların etkilerine karşı yapılacak faaliyetlerin detaylandırılması, yani kriz senaryoları olabilir bunlar. Bu başımıza gelebilecek herhangi bir krizde ne tür faaliyetler yapılacağı ve kimlerin görevlere koşulacağı belli olursa bizim tepkimiz bir o kadar çabuk ve etkili olacaktır. Zarar gören maddi ve manevi kaynakları etkili ve süratli bir biçimde tekrar düzeltilmesini kapsayan bir yönetim süreci gerektiriyor kriz yönetimi. Çünkü sevgili arkadaşlar krizle beraber kaybettiklerimizin ne olduğunu çok iyi yüzleşerek çok iyi şekilde analiz etmemiz gerekiyor ve bunları yerine koymamız zorunlu. Şimdi baktığımız zaman tepki verici, reaktif ve proaktif kriz yönetimi şeklinde ikiye ayırabiliyoruz krizi. Bu aşamada krizin reaktif olarak ele aldığımız sürecinde sevgili arkadaşlar reaktif olarak ele aldığımızda bu tamamen savunmasız yakalandığımız krizin ortaya çıkması ve savunucu bir şekilde bizim buna tepki göstermemiz gerekiyor. Önleyici proaktifte ise biz bu erken uyarı sistemlerimizin kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi noktasında. İşte bu önleyici proaktif kriz yönetimini ele aldığımız zaman bir yönetim anlayışı olarak burada emin olunuz ki daha az krizle karşı karşıya kalacağız. Kriz öncesi, kriz sonrası, sırası ve sonrası dönemde baktığımız zaman kriz öncesi dönemde bir körlük, eyleme geçmeme ve yanlış eylem süreçleri karşımıza çıkıyor. Körlük dediğimiz şey kriz erken uyarı sistemlerinin aslında çalışmaması, bizim görmezden gelmemiz ya da kurum olarak, kültür olarak bizim başımıza gelmez türü yaklaşımlar olabilir. Eyleme geçmeme, krizin var olduğunu ya da bu sorunun tanınmış olması, bilinmiş olması ve eyleme geçmeme durumu. Diğeri ise bunu bilip yanlış yöntemlerle yönetim, iletişim, pazarlama fonksiyonlarının yanlış şekilde çalışması olur. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tablo var karşımızda. İşte körlük kısmında çabuk hareket edersek olması gereken çizgiye, yani buradaki çizgiye
Hemen adapte olabiliriz. Diyelim ki bunu görmedik. Doğru hareket yaparak sevgili arkadaşlar olması gereken çizgiye gelebiliriz. Diyelim ki bunu da görmedik. Tekrardan erken organize, reorganize olarak yine olmamız gereken noktaya gelebiliriz. Ama bunu da görmezsek işte biz hedeflerimizden bu derece uzaklaşmış oluruz. Baktığımız zaman yönetimlerin inkar etme, itiraf edememe, idealleştirme, gösteriş yapma, böbürlenme gibi bazı benimsemeleri, bu benimsemeler sonrasında söyledikleri bazı cümleler var. İşte biz mesela inkar etme, biz asla kriz yaşamayız deyip bunu görmezden geldiğimizde emin olun ki bir gün başımıza böyle bir şey gelebilir. Mesela idealleştirme, iyi kurumlar krize yakalanmazlar. Aslında bu dışsal faktörlerden kaynaklanan da bir kriz olabilir. İçsel faktörlerden kaynaklanan da dünyada birçok kurum, sevgili arkadaşlar, kuruluş krize karşı karşıyadır. Mesela yanlış hatırlamıyorsam 3-4 yıl önceydi Microsoft yeni işletim sistemini tanıtırken sistem çalışmadı. Şimdi Microsoft'un iyi bir kurum olmadığını söyleyebilir miyiz? O da iyi bir kurum ama orada sunum esnasında bir krizle karşı karşıya gelebiliyor insanlar. Sıyrılma, ustalaştırma, bölümlere ayırma gibi yaklaşımlarla da krizleri görmezden gelebiliyoruz ne yazık ki. Kriz noktasında baktığımız zaman kriz sırasında tırmanma aşaması ve tırmanmanın durması noktası var. Sevgili arkadaşlar burası çok önemli. Tırmanma aşaması dediğimiz şey bu krizin bir araba gibi düşünelim. Patladıktan sonra hızlanmaya başlayan, yani kriz ortaya çıktıktan sonra hızlanmaya başlayan bir araba. Ve bu araba sevgili arkadaşlar duvara toslayacak. Ama kaç kilometre hızla duvara toslayacak? Asıl önemli olan bu. Şimdi araba hızlanıyor. Eğer bu tırmanma ne kadar çok yüksek olursa, ivmesi ne kadar çok yüksek olursa duvara çarptığı zamanki zayiat da o kadar olacaktır. Sonra bu arabayı yavaşlatmak. Evet bir kriz var. Hızlandı. Sonra bunun etkisini azaltarak duvara daha az şiddetle çarpmasını sağlayabiliriz. Kriz dönemi etkilerine baktığımız zaman çalışanlar üzerine etkisi olumlu ya da olumsuz olabilir. Bunu söylemiştik daha önce. İstenmeyen kurumsal iklimi oluşması söz konusu olabilir. Çalışanların kuruma güveni azalabilir. Kültürü sarsılabilir. Yöneticilerin stres altında olmaları onları yanlış kararlar almaya itebilir. Kriz yönetim ekibinin doğru ya da yanlış insanlardan oluşması söz konusu olabilir. Bilgi kirliliğinin ve karmaşanın oluşması ki bu bizim hiç istemediğimiz bir şeydir sevgili arkadaşlar. Bilgi kirliliği yani kurumdan meydana gelen bir krizden sonra bilgilerin birçok kişi tarafından yayılması bizim kontrol edemeyeceğimiz bir iletişim sürecinin başlamasına neden olur. Ve güçlü lider ihtiyacı burada çalışanlarımızı, paydaşlarımızı, tüketicilerimizi ikna edecek, krizin boyutları noktasında kurumsal bilgiler verebilecek noktada güçlü bir lidere ihtiyaç vardır. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar halkla ilişkiler ve kriz yönetimine baktığımız zaman bizlerin bu süreci yönetme noktasında çok büyük bilgiye, birikime ihtiyacı var. Tabii tecrübe de ister ama gerçekten halkla ilişkilercilerin krizleri yönetme biçimleri inanın yöneticilerin bakış açılarından biraz daha farklı olacaktır. Çünkü bizim iletişim ağımızın doğru yönlendirilebilir, yönetilebilir bir şekilde çalışması demek aslında onları doğru şeylere bizim tarafımızdan söylediğimizde ikna edilmesi anlamına gelmektedir. Bakalım akla ilişkiler uzmanları kriz yönetiminde 3 şeyi mükemmel olarak anlamalıdırlar. Krizin meydana geldiği halk ya da kitle noktasında ve politik çevreyi ne kadar etkiliyor? Krize yüz yüze gelen kurumun kültürü, bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Yapmaması gereken, ortaya koymaması gereken stratejileri ortaya koyabilir. Ve insan doğasını ve algılama biçimlerini çok çok iyi analiz etmemiz ve bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar bizim yaşamış olduğumuz krizi algılama boyutlarını muhakkak yönetmemiz ve belirli sınırlar içerisinde tutmamız gereken sınırlar içerisinde tutmamız son derece önemli. Rollerimiz ne? Halkla ilişkilercinin kriz öncesi süreci yönetmek, kriz dönemlerinde yönetim sürecinde yer almak,
Kriz sonrasında kurum imajı ve itibarının kayıplarını telafi etmek. Bakın öncesi dönemde uyarı sistemlerini kontrol etmek olabilir bu. Kriz dönemlerinde ise bu kriz masasında yer almak ve bu sürece yön vermek. Kriz sonrasında da imajın ve itibarın ne derece sarsıldığını ortaya koymaktır. Ve son olarak baktığımız zaman kriz iletişim yönetimi süreci şu şekilde sıralanabiliyor. Kriz sinyallerinin alınması, erken uyarı sisteminin gözden geçirdikten sonra krize hazırlık ve korunma, bakın hala daha kriz başlamadı. Kriz denetim altına alma, krizin olumlu yanlarının saptanması, yaşadığımız krizde neler yaşıyoruz, kriz çözme yaklaşımı, kriz sonrası rehabilitasyon, öğrenme ve değerlendirme, yani çıkarttığımız dersler aslında haklı işgilercilerin kriz sürecinde ele aldıkları konuların başında geliyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.